Fıkıh Penceresi. Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer. Sevgili Marmara FM dinleyenleri, fıkıh penceremizde beraberiz ve fıkha dair gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bu sorulardan bir tanesi, besmelenin anlamı. Ne demek besmele, niçin besmele çekiyoruz? Efendim, bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kullu emrin dibarin lem yubde' bi bismillahi fehu ebter" buyurmuşlardır. Yani herhangi bir meşru iş ki besmele ile başlamaz, böyle bir iş güdüktür, sonuçsuzdur, ondan hayır yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna binaen Müslümanlar bütün hayırlı işlerine, hayırlı ne demek? Şerli olmayan demek. Yani meşru olan demek, haram olmayan demek. Haram olan bir işe besmele ile başlanmaz. Bu da bir günahtır. Yani bile bile bir harama, mesela sigara içerken bir insan besmele ile başlamış olsa günah işlemiş olur. Günah işlemiş olur diyoruz sigarada. Çünkü sigara her ne kadar kıyasla haram olduğu çıkarılıyorsa da fakat doğrudan doğruya kitapta ve sünnette olmadığı için ona besmele ile başlayanın kafir olduğunu söylemiyoruz. Günahkar olduğunu söylüyoruz. Ama dikkat buyurun. Eğer bir insan mesela içkiye, şaraba besmele ile başlamış olsa, onun haram olduğunu bilerek besmele ile başlamış olsa bu insan kafir olur. Çünkü bunun anlamı şudur. Ey Allah, ya Rabbi, her neyse sen yasak ediyorsun ama ben senin adınla senin yasak ettiğin şeye başlıyorum. Senin adına başlıyorum. Yani bir bakıma sana rağmen başlıyorum demektir bunun anlamı. Dolayısıyla haram işlere besmele ile başlanmaz. Haram işlere besmele ile başlanırsa bu haramların haram olduğu biliniyorsa, kitap ve sünnette sabitse, Allah korusun insan küfre girer. Haram olduğu sonradan kıyasla ortaya çıkarılmışsa, böyle bir insan günahkar olur. Haram olan bir işe besmele ile başlamak günahkar olur. Dolayısıyla Müslümanlar demek ki hayırlı işlere besmele ile başlarlar. Hayırlı derken işte cami yaptırmak, Kur'an okumak filan anlamında değil. Hayırlı olması demek burada. Efendim, meşru olması, yapılabilir olması, caiz olması demektir. Yani su içmek de bir iştir, meşru bir iştir, besmele ile başlarız. Ayağımızı giymek ve çıkarmak da bir iştir, besmele ile başlarız. Bütün bunlara besmele ile başlar Müslüman. Besmele adeta Müslümanın elinde sihirli bir anahtardır. Allah adına yapar. Anlamı ne demek? Anlamı, herkes biliyor kelime anlamını. Bismillah, Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla, Allah adına. Allah adına yapıyorum demektir ben. Herhangi bir işe besmele ile başlamak demek. Bunun faydası ne? Bunun faydası, ben herhangi bir işe başlarken Bismillah derken bir defa o işin, biraz önce anlattıklarımızı düşünürsek, meşru olduğunu düşünüyorum. Meşru olduğunu biliyorum. Gayri meşru bir iş yapmıyorum deme bilincinde olmak demektir. Bu bir. İkinci olarak ben bunu Allah adına yapıyorum. Allah'a, tabir caizse, sırtımı Allah'a vererek, ondan güç alarak, onun adına yapıyorum. Dolayısıyla bu işte mutlaka Allah'ın yardımını alırım. Allah'ın yardımı benimle beraber olur. Ondan destek alırım demektir. Üçüncü olarak Allah adına yapıyorum demek, Allah adıyla yapıyorum demek herhangi bir işi. Yani ben bunu kendi başıma yapamam. Acizliğimi kabul ediyorum. Allah müsaade etmezse, Allah bana yardımcı olmazsa, kendimden kaynaklanan güçle, kuvvetle ben bunu başaramam demektir. Dolayısıyla herhangi bir işe besmele ile başlamanın anlamı çok büyüktür. Şunu da söyleyelim, eğer bir mümin her türlü meşru işine besmele ile başlama alışkanlığı edinebilmişse, şimdi buraya dikkat buyurun, besmele ile başlama alışkanlığı edinebilmişse, bu insan imanında
son derecede bilinçli ve tahkiki iman dediğimiz, yani gerçek anlamda, gerçek manada iman dediğimiz noktaya ulaşmış olan bir insan demektir. Başıboş olmadığını bilen bir insan demektir. Eğer bir insan meşru işlerine besmele ile başlayabiliyorsa, böyle bir alışkanlık edinebilmişse. Tabi burada önemli olan noktalardan birisi şu: bazen de insanlar böyle dilleri böyle bir şeye alışır, şartlı refleks dedikleri tarzda elini bir yere uzatır bismillah, kalkar bismillah, yatar bismillah. Bunun da bir anlamı vardır, fakat bunların anlamını düşünerek yapmadıktan sonra, yani bilinçli olarak söylemedikten sonra da gerçek mana, tamı tamına manası bunun hasıl olmaz. Öyleyse müminler işlerine besmele ile başlamayı adet edinmeliler ve bunu bilinçli olarak yapmalılar. Bu İslam'ın çok önemli göstergelerindendir ve bir müminin imanının gerçek manaya ulaşıp ulaşmadığının da işaretlerindendir. Bu nokta çok önemli olduğu için biraz belki uzatmış olduk ama gerçekten çok önemli. Bunu alışkanlık haline getirmeli ve sürekli yapmalı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir iş eğer besmele ile başlamazsa ondan elde edilecek sonuçlar eksiktir, güdüktür, hayır yoktur o işte diyor filan. Belki biz dünya ölçüleriyle ya o besmelesiz yaptı, ben besmele ile yaptım, aynı sonuca ulaştık diyebiliriz. Ama bunun ötesinde işlere, yapılan işlere efendim bir meşruiyet boyutu, bir sevap boyutu, bir ibadet boyutu verebilmek için besmele ile başlamak lazım. Bunu unutmamak lazım. Arabamıza binerken, çıkarken, inerken, kapatırken, efendim her gün arabanızı kapatırken, arabamızı kapatırken bismillah, bismillahirrahmanirrahim, yani hıfzeden, koruyan Allah'ın adıyla diye söylemiş olma çok güzel bir şeydir. Yemek yerken, su içerken, yatarken, kalkarken, hatta başlayan insan eşiyle yatarken, eşiyle beraber olurken her yerde bismillah der, Allah'ı hatırlar, Allah'a elini uzatır, Allah'ın gücünün kendisiyle beraber olduğunu hisseder ve beraberine alır. Şimdi belki Marmara FM'de bu konuşmaları yaparken en başta söylememiz gereken şeylerden, cevaplamamız gereken sorulardan da şu şimdi söyleyecek olduklarımız: efendim ilmihal ne demek, fıkıh ne demek gibi sorular vardı. Onları şimdi cevaplıyoruz, olsun. Şimdi izleyenler için de bir anlam ifade eder. İlmihal kelimesi söylendiğinde değerli dinleyenler, bunu herkes belli ölçüde bilir. Yani her Müslüman, her insan ilmihal dendiğinde aklına bir şeyler gelir. İlmihalini öğrenmek, işte namazını, abdestini, efendim nasıl ibadet edeceğini öğrenme anlamına geldiğini bilir. Bu kadar bilir. Ama kelime anlamıyla düşündüğümüz zaman ilmihali çok güzel bir mana taşıdığını göreceğiz şimdi. İlmihal aslında iki kelimeden oluşan bir kavramdır. İlim ve hal. İlim kelimesini de herkes biliyor, hal kelimesini de herkes biliyor. Bunların her ikisi de Arapça kökenli olmakla beraber bunların bir araya gelmesi, bunlardan bir kelime yapılması Türkçe bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. İlmihal, halinin ilmi. Bulunduğu halin, bulunduğu konumun, durumunun ilmi, durumunun bilgisi demektir. Ve şöyle bir kuralımız vardır bildiğiniz gibi. Efendim, Müslümanın ilmi halini bilmesi farzdır. Yani haliyle ilgili bilgileri bilmesi farzdır. İlmi halini bilmek farzdır. Bunu böyle söyleyince alimler, tabii hemen bizimkiler ne diyoruz? İşte çoluk çocuğumuza ilmi halini öğrettim diyoruz ben. İşte bir hatim yaptırdım filan diyoruz. Görevimizi yaptık. Oysa çocuğunuzun hali sabit kalmıyor ki, sürekli değişiyor. Sizin haliniz sabit kalmıyor ki, sürekli değişiyor. O zaman sizin ilmi haliniz sürekli değişen halinize göre bilmeniz gereken şeyler demektir. Efendim ticaretçi oldunuz, haliniz değişti. Ticaretçi hali var sizde. Öyleyse ticaretle ilgili helalları ve haramları bilmeniz gerekiyor. Hatta Hazreti Ömer, efendim ticaretin helalını haramını bilmeyenler bizim pazarımıza inip alışveriş yapmasınlar diye tahmim yayınlamış, genelge yayınlamış. Şimdi ticaretçi olduğunuz haliniz değişti, şoför olduğunuz haliniz değişti, öğretmen olduğunuz haliniz değişti, ev hanımısınız haliniz değişti, evlendiniz haliniz değişti. Her durumda yeni bir halle karşı karşıyasınız ve hangi hali yaşıyorsanız o halin bilgilerini, o halin istediği bilgileri bilmek sizin için artık farzdır. İlmi halini bilmek farzdırın anlamı budur.
yani hangi haldeyseniz o halle ilgili bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bu aynı zamanda İslam'ın ilme verdiği değeri anlatıyor. Demek ki İslam'da ilim çok önemli, bilgi çok önemli. Hangi halde olursanız olun o hali bilmeniz lazım. Öyleyse ilmi hali bilmek farzdır demenin anlamı, hangi durumda isek, tamirci miyiz, işçi miyiz, patron muyuz, cumaya mı gidiyoruz, namaz mı kılıyoruz, kurban mı kesiyoruz, hacca mı gidiyoruz, efendim oyun mu oynuyoruz, eğleniyor muyuz, oturuyoruz mu, sohbet mi ediyoruz, hangi halde isek o halle ilgili efendim helalları ve haramları bilmenin adı ilmihal bilgileridir. Öyleyse insanlar ilmi halini bilmeleri gerekir. Buna bağlı olarak fıkıh ne demek? Aynı şekilde biraz önce söylemiş olduğumuz gibi sormuş olsak bütün Müslümanlar fıkha dair de bir şeyler bilirler. Yani fıkıh kavramının anlamını da bilmektedirler. Ama derinlemesine bilmeleri herkesin muhtemelen zordur. İşte o derinlemesine olan kısmını birazcık biz açacak olursak şöyle deriz. Aslında fıkıh dendiğinde halk arasında işte efendim bir takım kitaplar vardır. Onlara fıkıh kitapları derler. Efendim onlara bilmediğimiz bu ilmihale dair, ilmihali bu geniş anlamda alalım isterseniz. İlmihale dair bilmediğimiz bilgileri oralara müracaat ederek öğrenmeye çalışırız veya oralardan bilen, oralardan alan alimlerden, ilim adamlarından sorarız. İşte bizim günlük hayatımızdaki helalları, haramları, yasakları, yasak olmayan şeyleri bize öğreten bilginin bilgiye fıkıh derler. O bilgilerin bulunduğu kitaplara da fıkıh kitapları derler. Yani biraz meseleyi bilen insanlar bu kadar söyleyebilirler. Bu doğru. Bu doğru ama bunun ötesinde bu doğrunun biraz daha derinlemesine boyutu da vardır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Fıkıh aslında evet bizim günlük hayatımızda yapıp ettiklerimizde meşru olanla olmayanı anlamaktır. Doğru. Ama işte onun derinlemesine anlaşılması, esprisinin anlaşılması, nedeninin, niçininin, hikmetinin anlaşılması, niye böyle, niçin şöyle, delili ne diye anlaşılmasıdır aslında fıkıh. Derinlemesine bir bilgidir fıkıh. Dolayısıyla fıkıh sadece şu haramdır, bu helaldir demek değildir. Ve fıkıhla ulaşılan nokta hikmettir. Yani siz bir şeyi fıkh edersiniz. Fıkh etmek ne demek? Yani iyice kavrarsınız, anlarsınız, üzerinde tartışırsınız. Ondan sonra onun sonucunda bir sabit bir bilgiye ulaşırsınız. İşte o sabit bilginin yani muhkem yapılmış, hükme bağlanmış bilginin adı da hikmettir. Dolayısıyla efendim fıkıhla hikmet arasında böyle bir ilişki vardır. Fıkıh genel kavramının adıdır. Bakın şimdi bir de fetvayı söyleyelim isterseniz, size soru da yok ama fıkıh genel olarak İslam'ı kavramanın, bulunduğumuz konumun meşruiyetinin ölçülerini anlamanın adıdır. Fetva ise o anladığımız bilgilerin bir noktaya tatbikidir. Yani bir olay oldu, birisi birisini dövdü, sonra elindeki bir çantasını aldı, kaçtı. Bu durumda bu alıp kaçan insanın durumu nedir veya dövülen insanın durumu nedir? Bunlara ne diyeceğiz, ne yapabilirler, ne edebilirler diye sorulmuş olsa, işte anlamış olduğumuz o fıkhın oraya tatbik edilmesinin adı da, uygulanmasının adı da fetvadır. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Aslında gerçek anlamda, hakiki anlamda fıkhı elde edebilen alimler fakihlerdir. Yani müçtehitlerdir. Efendim onu o elde ettikten sonra işte o belli noktalara tatbik edebilen insanlar da müçtehit olduktan sonra bir de fetva veren müftilerdir. Müfti fetva veren insan demektir. Gerçek anlamda fetva veren insan demektir. Yani kendisine sorulan olayı anlayan, o olayla ilgili bilgileri bilen ve o bilgileri o olaya tatbik eden adamdır. Yoksa bugün müftü denen arkadaşlarımız gerçek anlamda müfti değillerdir çoğu en azından. Çünkü onlar sadece verilen sorulara nakledilen cevaplar verirler. Oysa müfti o soruyu gerçekten anlayan, bilen, kaynaklarına giden, kaynaklarından gören, anlayan insandır. Şimdi bu karışık, biraz da zor olan sorudan sonra, cevaptan sonra aslında daha zor olan bir soruya gelmiş oluyoruz. Onu böyle genel hatlarıyla ben size anlatacağım.
Çünkü çok yönü vardır konunun. Efendim, bizim din bilgisi dediğimiz zaman aklımıza gelen bilgi nedir? Bu çok önemli bir şeydir. Şu açıdan önemlidir. Efendim, din söz konusu olduğunda herkes bir şey söylüyor. Herkes konuşuyor. Çeşitli kaynaklardan bilgiler almış oluyoruz. Falan amca dedi ki, filan efendi söyledi ki, filan hoca anlatmış ki, işte takvim kağıdında yazılı ki, işte ben bir kitap okudum, vaaz kitabı, onda söylüyor ki, filan gibi şeylerle karşılaşırız günlük hayatımızda ve oralardan bize bir takım bilgiler aktarılır. Hatta bunun ötesinde bakın, efendim falanca rüyasında görmüş ki, falanca ilham olarak kendisine gelmiş ki, filanca istihare kıldı da ondan şöyle bir karara vardı ki, filanca rüyaya yattı da sarı gördü, beyaz gördü ki filan gibi böyle bir sürü bilgi kaynağı duyarız. Bize anlatırlar ve bunlardan bize din adına bir şeyler söylenir. Biz de aa öyle mi filan, eğer dindar bir insansak, meseleyi de bilmiyorsak, aa öyle mi, o zaman demek ki öyleymiş, ne yapalım filan diye buna teslim oluruz. Veya cahil dindar bir insan değilsek o zaman da bazı şeyler için canım olur mu böyle şey böyle bir zamanda filan diye bunu reddederiz. O zaman bunların aslı ne? Bu bilgiler nerelerden alınırsa din adına bir anlam ifade eder. Önemli olan bu. Din adına bir anlam ifade eder. İşte şimdi bakın, bizim dini bilgimizin kaynağı, yani din adına söylendiğinde bizim için bir değer ifade eden, uymamızı ya da uymamamızı sonuç veren, bizi bağlayan bilgi, bir kitapta olan bilgidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan bilgidir. Eğer bir insan anlayarak bize Kur'an'dan bir bilgi veriyorsa veya biz anlayarak Kur'an'dan bir bilgi almışsak bunu tartışmayız. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olan bir bilgi anlamış isek veya anlayan bize nakletmişse, sahihse, ona ait olduğu belliyse, yani anlamak budur. Efendim, bu şekilde anlaşılmışsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tartışmayız. Sünnetin neyini tartışabiliriz? Sorarız. Gerçekten böyle bir sünnet var mı? Böyle bir hadis var mı? Sünnet, hadisi de içine alan, Resulullah'a ait olan her şeydir. Söz, fiil, takrir vesaire, onay, hepsi sünnettir. Hadisler de sünnettirler. Böyle bir şey var mı yok mu diye sorarız, araştırırız. Var olduktan sonra da bu böyle mi anlaşılır? Bunun anlaşılması bu mudur diye sorarız. Bu da tamam. Ama evet, var, peygamberimize ait ve anlamı bu. Bunun ötesinde bir anlamı yok ise bir şeyin, o zaman onu tartışmayız. Demek ki bir, kitapta sağlam anlaşıldıktan sonra. İki, sünnette sağlam anlaşıldıktan sonra. Üç, efendim bu kitap ve sünnete dayalı olarak İslam müçtehitlerinin, İslam alemlerinin ittifak ettikleri, üzerinde birleştikleri, yani icma yaptıkları şeyleri de tartışmayız. Onlar da bize din adına söyledikleri şeyler bizi bağlar. 3. Efendim, ittifak etmeseler dahi İslam alimleri, müçtehitler, büyük müçtehitler, sıradan bizim gibi insanlar değil, büyük müçtehitler ittifak etmeseler dahi, fakat içtihad olarak, görüş olarak ben bundan böyle anlıyorum demişlerse, bir başka anlama yoksa onlar da bize din adına değer ifade ederler. Ama içtihad olarak bir içtihad şöyle, bir içtihad böyle, öbürü başka türlü ise, o zaman içtihatlar arasından birisini alma durumundayız. Ama onların dışına çıkamayız. Çünkü onların dışında kitaptan değilse, sünnetten değilse, icmadan değilse, içtihattan değilse neye çıkıyorsunuz ki? Nereye çıkabiliyorsunuz ki? İşte bu içtihatlara da biz kıyas diyoruz. Yani bir şeyi, hükmü olmayan bir şeyi kitapta ve sünnette var olan bir şeye kıyaslayıp ona hüküm koyma. Dolayısıyla bakın şimdi, kitap, sünnet, icma ve kıyasın dışında İslam'ın bizi bağlayan, bizi zorunlu kılan bir bilgi kaynağı yoktur. Bunların dışında bilgi kaynağı yoktur demek değildir bunun anlamı. Bunların dışında da bilgiler gelebilir. Ama bunların dışındaki bilgiler olsa da olur, olmasa da olur, bizi bağlayıcı değildir. Efendim, ilham gelmiş adama, olabilir. Yanılabilir ilhamında. Yanılabilen bir bilgi, yanılma ihtimali olan, hatta fazla olan bir bilgi bizi bağlamaz. Hiçbir şey ifade etmez. İlham gelmişse, keşfi varsa, kerameti varsa kendine aittir. Bir insanın başka hiçbir insana falancanın ilhamı var ki, kerameti var ki, şöyle görmüş ki, İşte dolayısıyla biz de öyle yapmalıyız diye hiçbir zaman bir insanın ilhamı, keşfi ve kerameti başkasını ilgilendirmez. Efendim, bunların hiçbirisinde yoksa istihare yaparız biz. İstihareden olan bilgiler de bizi
bir ölçüde bize yardımcı olur, bağlamazlar. Çünkü istihareyi tamı tamına anlamayabiliriz. İstihare, kaldı ki istihare bugün zannedildiği gibi öyle rüyaya yatma, beyaz ya da siyah görme, yeşil ya da başka şey görme değildir. Onun üzerinde sonra duracağız. Sonraki sohbetlerimizde duracağız. Ama istiharedeki bilgi, rüyadaki bilgi, keşifteki, ilhamdaki, kerametteki, takvim kağıdındaki, efendim falan mevza kitabındaki falan vaizin filan efendinin bilgileri, eğer bu söylemiş olduğumuz kaynaklardan değilse, sadece ve sadece kendilerinden kaynaklanan bilgilerse, onlar böyle söylemişlerse, o zaman biz onlara uymak zorunda değiliz. Onlar da olduğu halde kitaplarda var ve onların söylediği kitaplardakinin aksine ise zaten onları atarız. Onlara hiç değer vermeyiz. Onlar da var fakat kitaplarda yok ve o kitaplarda onların aksine de bir şey yoksa efendim onu alıp almamak da serbestiz. Onlar serbest alan bilgileridir diye böylece bu sorunun cevabını bitirmiş olacağız. Aslında bu soru çok önemli bir sorudur. Felsefi boyutları olan bir sorudur. Dolayısıyla bize İslam adına, din adına gelen her cevaba, her bilgiye ha bu dinmiş nazarıyla bakmamamız gerektiğini bugün anlamış olduk. Sevgili Marmara FM izleyicileri, dinleyenleri. Bundan sonraki sohbetimizde yine sizle beraber olup yine fıkhi sorulara cevap vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sohbetimize kadar Allah'a emanet olun. Fıkıh Penceresi. Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer. Sorularınız için farukbeser@farukbeser.com